Değerli Mesut ile hayırlı akşamlar. Ozan Aydoğan ile Mesut diye burada programın yeni bir konuğumuzla beraberiz. Bu akşam da yine Mesut diyemizin değerlerinden, Mesut diyemizin genç, dinamik, başarılı kardeşimiz Kemal Karayaka, Çekmeköy İYİ Parti Gençlik Başkanımız Kemal Karayaka'yı konuk alıyoruz. İnşallah Kemal Karayaka'yı yakından tanıma fırsatı verip gündemi değerlendirerek inşallah iyi bir hayırlı akşam olacak. Kemal kardeşimi böylelikle yanımıza alıyoruz. Dediğimiz gibi yaklaşık 29 yıldan beri var olan bir gazetemizin istedik ki sosyal medya üzerinden de canlı yayın yaparak bütün Mesudiyelere ulaşmak hedefimiz. Tabii ki de şu anda gazetemizin yaklaşık 5000 abonemize ulaştığı halde yaklaşık 81 il 13 ülkeye gidiyor. Fakat bunu da daha geniş çaplı yapmak için YouTube üzerinden bir kanal açtık. Ozan Aydoğan Mesudiye burada diye. Oradan da bütün dünyadaki Mesudiyelere ulaşmak ve sesimizi duyurmak, bir Mesudiyenin varlığını öne çıkartmak istedik. Ha Facebook üzerinden yapıyoruz. Facebook'ta sayılı 5000 kişi sebebiyle YouTube üzerinden daha da sayısı yüksek olacağından dolayı inşallah hedefimiz YouTube üzerinden bütün dünyadaki Mesudiyelere ulaşmak. Böyle bir günde dediğiniz gibi arkadaşlar zor bir günlerden geçiyoruz. Allah inşallah hayırlı günler nasip etsin. Bir an evvel bu olaylardan kurtulalım istiyoruz. Kemal kardeşime hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Ozan abi. Kutluyorum. Teşekkürler. Kemal Karayaka'yı yakından tanıyalım. Mesudiyemizin değerlerinden o da genç dinamik kardeşimiz. Onu da yakından tanıyalım. Sizler de Hoş hoş geldiniz geldin. Ozan abim. İlk öncelikle güzel düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum. 1997 Ordu Mesudiye doğumluyum. Güzde köylüyüm. İlkokulu İstanbul Esenler'de okudum. İlkokulda biraz macera yaşamışlığım vardır. Çok okul değiştirdim. Anaokulunu değiştirdim. Farklı yerde okudum. Dördüncü sınıfta da Çekmeköy'e geldim. Ortaokulu burada bitirdim. Ondan sonra liseyi Çekmeköy'de bitirdim. Üniversiteyi de İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Daha Çok çiçeği güzel. burnunda bir mezunum. Hayırlı olsun diyeyim ben bu Teşekkür arada da. ediyorum. Vallahi biz de istedik ki Kemal'im sizler bizim geleceğimizsiniz. Yani bir Mesudiye'nin, bir memleketimizin geleceğisiniz. Biz de istedik ki Mesudiye'mizin değerlerini öne çıkartan bir program yapalım. Bugün ama siyasetçisi olur, sağlıkçısı olur, doktor olur, polisi olur, askeri olur. STK başkanlarımız olur, dernek başkanlarımız olur. Bizlerin Mesudiye'leri neler verebiliriz diye onları da insanlar yakinen tanısın istedik. Gerçekten Kemal kardeşimiz genç, dinamik, atılımlı bir kardeşimiz. Onun da görevinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi yerlerde görmek nasip olur bizlere de. Güzel bir program Mesudiye için. Çok Eyvallah. güzel bir program. Kemal'im nasıl bir çocukluğun vardı yani? Nasıl bir çocukluğun geçti? Gerçi gençsin ama yine Gencim, daha 23 de yaşındayım. maşallah. Nasıl bir çocukluğum geçti? Biraz tabii her çocuk gibi bizde yaramazlık. Her çocuk gibi bizde de varmış. Ta o yaşlardan siyasete çok meraklıyım. Futbola çok meraklıyım. Değil mi? O zamanlardan beri siyasete çevremizden işte babamlarla çevremizdekilerle sürekli toplantılara gitme isteğim. Yani her çocuk Köy şimdi dernekleri. köy dernekleri özellikle şu anda da mevcutta da yani eskiden gerçekten çocukluk çok güzeldi işte misketler oynardık. Değil Şimdi mi? ama sosyallik bitti artık. Aynen. Telefonlar ve bilgisayar oyunları kalmadı artık. O Aynen. günler gerçekten güzel bir çocukluk geçirdim ama. Güzel. Eğlenceli güzel bir çocukluk geçirdim. Yani hepimizin geçirdiği öyle. Mesela bizler interneti bilmezdik. Sosyal ağı biz bilmezdik. Rahat olur. O anlamda tutup da tabii ki de şimdiki çocuklar daha şanslı diyoruz. Kemal'im. Yani Bence her şanslı değil ama. ya değil tabii hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tutup da o zamanki yokluğu çekselerdi neyin ne olduğunu bilirlerdi, değerlerini bilirlerdi. Ama şimdi çocuklar akşama kadar elinde telefon, internet ya Bilgisayar, da oyun. bilgisayar tabii ki bu bütün değerleri öldürüyor. Yani bir aile içinde bile öldürüyor bunu. Sohbet yok. Tabii ki de. Sohbet yok. Kemal'im kaç kardeşsin? İki kardeş. Bir Bir kız sen. kardeşim var. Maşallah. Baba ne yapar? Babam uluslararası nakliyat firmasında çalışıyor. Hala çalışıyor. Finansman müdürü çalışıyor. Güzel. Buradan da selam olsun. Bütün güzellere selam olsun. Bizi seyreden tüm Mesudiyelilere, tüm güzellere, tüm memleketimize selam olsun. Buradan bizi izleyen Selamlar Kemal iletersin. kardeşimizi yakından tanıma fırsatını sizlere inşallah ulaştıracağız. Kemal'im ne olmak isterdin? Mesela çocuklar diyor ya okuyayım şunu olayım bunu olayım diye. Benimki çok farklı. Şimdi her çocuk, ben bunu çevremde söylediğim zaman da yani bu mu? Ben bürokrat olmak istiyorum. Aynen. Devletime, milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum. Yani herkes şimdi ya bürokrat mı, vekil mi?
İşte ama ben yine devlet millet sevgisi, ülkemi Aynen. sevdiğimiz için hayırlı bir birey olmayı hedefliyorum ülkeme. Maşallah. İnşallah bizler de iyi yerlerde görmek nasip olur. Mezuniyet dedik zaten Kemal'im. Siyasal Siyasal mezunuyum. mezunusun maşallah. Yani şu anda bir meşguliyetin var mı iş anlamında? İş anlamında şu anda çiçeği burnunda bir mezun olduğum Ha, için daha aynen. şu anda bir iş şeyim yok. Aynen. Boş zamanlarını nasıl değerlendirir Kemal? Genelde bağlama çalarım. Vay. Bağlama çalarım. Futbol oynamayı çok severim. Kitap okurum. Dünya klasikleri, siyasi kitaplar. Araştırmayı severim. Değil mi? Kütüphanelere Gerçi sosyal giderim. yanı da çok var. Ben biliyorum ama işte bilmeyenler için. Ya çok herkes mesela çok şey yapar. Ya bilgisayar oyun hayatta oynamam. Öyle bir Aynen. özelliğim yoktur. Kütüphanelere giderim. Araştırmayı çok severim. Tarihimizi özellikle. Anladım. Bağlama çalıyorum. Güzel. Futbol oynuyorum. Sesin Sesim iyi olduğu söylenemez. nasıldır? Kemal'im. Kemal'im şimdi neden siyaset desem? İlk öncelikle okuduğum bölümden dolayı ve siyaseti çok seviyorum. Gerçekten yani siyaset denince ben araştırmak olsun, geçmişimizi bilmek ve ülkemizi, devletimizi çok sevdiğimiz için ülkemize daha yararlı bir hizmetler edebilmek için ileride siyaset çok tercih ettim. Yani okuduğun okul münasebeti, Evet, gerçi evet, evet, evet. kendi dünya görüşün ya da hayatın akışı mı derler? Hayatın akışı diyelim, bir de tabii ki ailemin de o konuda çok bir etkisi vardır. Onlara da çok Desteği. teşekkür ediyorum. Babamın, amcamın, eniştelerimin, dayımın hepsine çok teşekkür Buradan ediyorum. Çok hepsine çok destekleri selamımız vardır. olsun. Hedefi nedir Kemal'in? Yani neler yapmak istiyor, neler Ya düşünceleri? dediğim gibi şimdi herkesin hedefi işte farklı şeydir. Benimki devletime, milletime hayırlı bir birey olmak için vatana ben hizmet etmek istiyorum. İşte çok bürokrat olup hayırlı bir birey olmak istiyorum vatanıma. İnşallah hanım, inşallah biz Tabii önce ki bunun yanına gelir. yanında da işte iyi bir iş adamı, ticaret. Bunları da tabii ki araştırıyorum. İnşallah yakın zamanda onların da duyurusunu Ozan abimle beraber yaparız. İnşallah. Mesuliyet deyince Kemal'im. Mesude deyince akan sular durur Değil Ozan abi. mi? Mesude deyince her sene giderim. Değil Gitmediğim sene yoktur. Belki gençler fazla sevmez. mi? Ben çok severim. Beni bir Evet. yıl götür oraya bırak, ben yaşarım abi. Şimdi Kemal'im, mesuliyet deyince biz şöyle söylüyoruz. Bugün yaklaşık bir 15-16 yaşındaki çocuk mesuliyeti sevdiremezsin. Biz onun için diyoruz ki her eve bir kampanyamız var şöyle. Zaten gazetemizin de şeyi bu sayımız evinizde kalın diye. Mesuliyet gazetesini istiyoruz ki biz her eve girsin. Evet. Projemiz bu. Dediğim gibi 15 yaşındaki bir çocuğa sevdiremezsin mesuliyeti. Bugün beni bile babam, doğma büyüme İstanbul oldu. 5 yaşından beri ben yaklaşık her sene giderim. Aileden geliyor abi. Aynen. Aileden Şu geliyor. tutup da bir Mesudiye yazısının insanlar içerisinde böyle bir ne derler? İşleniyor artık yani. İçine Evet. işliyor. Mesudiye, Mesudiye, aşağı Mesudiye, yukarı Mesudiye. Kıpır kıpır oluyor aynen. Ha, bugün onun için diyoruz ki her eve bir Mesudiye gazetesi girsin. Mesudiye gazetesi yani bugün fazla bir meblağ değil. Bugün bir sigara fiyatına 11 lira. Bir Aynen. senelik abonelik fiyatı yani kapınıza kadar resmi PTT posta yoluyla geliyor. Ha, gelmeyen arkadaşlar şimdi mesela tabii ki de dilekleri olduğu gibi şikayetler de oluyor insanların. Muhakkak ki arkadaşlar bizlere ulaşın. Ama şunu söyleyeyim, gazetesi gelmeyen insanlara bile özel kargo sistemiyle biz evlerine kadar Ne ulaştırıyoruz güzel bir Kemal'im. hizmet. Ne Yani güzel bir hizmet. bugün dediğimiz gibi bir sigara parasına her eve girsin, çoluğuna çocuğuna bunu aşılamaya çalış. En azından açıp da baktığın zaman, aa babamın resmi, Mesul aa diyor. Evet. Kemal abimin resmi, Evet, aa evet, işte evet. teyzemin resmi. Bugün iyi kötü bütün haberlerinizi bizlere dediğim gibi telefonla açıp bizlere haber Ya Ozan abi verebilirsiniz. şimdi aileden geliyor. Şimdi bizde mesela ben de babam geçmişte hani köye götürmese ben de sevmezdim. Şimdi her şeyi aileden getiriyor ama şimdi her sene gittiğimiz için ben bir sene gitmediğim zaman özlüyorum. Ya muhakkak. Ha mesela bu seneki durumdan dolayı inan bütün mesuliyetler şeyin içindeyiz yani böyle hani Herkesin tedirginiz özlem yani bir içinde. özlem içinde tedirgin yani gider miyiz gidebilir Gidemez miyiz miyiz? ne olur nedir Cenab-ı Allah inşallah bir an evvel şu olaylar bir düzene girsin de memleketimiz herkes Amin tabii ki inşallah. o hasreti gider bizim için dediğin gibi mesuliyet Çok her bambaşka bir akan sular duruyor. sevda yani Aynen öyle. biz onsuz yapamıyoruz. Mesuliyet gazetesi derken Ya Ozan abi valla işiniz zor. Çok zor şartlar altında gazetenizi çıkartıyorsunuz. Bizlere çok büyük görev düşüyor bu konu hakkında. Yani bütün mesudiyeliğe görev düşüyor.
Dediğin gibi senin de çok cüzi bir rakam. Bir sigara rakamı. Sigarada ben mesela sigara da kullanmıyorum. Yani. Çok çok cüzi bir rakam. Bütün mesudiyelere yani bir çağrımız olsun. Herkes abone olsun. Hiçbir şey değil. Mesudiye gazetemizi ayakta tutalım. Yani 29 yıldan beri bir kişinin ya da birkaç kişinin gayretleriyle ayakta duruyor ve şu günlerde inanır mısın, karantina günlerinde bile zor şartlar altında, sokağa çıkma yasağının Evet. olduğu şartlarda dahi bizler basın olarak bunu bu sayımızda çıkarttık. Anlatabiliyor muyum? Ve bu zaman zarfları bizlere destek olan, aboneliği yenileyen, arayıp da işte Ozan Bey bizi de abone yapın diyenlere gerçekten yürekten destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Yani dediğiniz gibi bugün bir gazetenin eve gelmesi bambaşka bir şey. Dediğiniz gibi zaten evde kal Bir de çağır. aynen bir de Mesudiye gazetesi olunca bu. Aynen. Evde kalacağız. Otur ailenle, otur çoluğun çocuğun okusun. Bir çayını kahveni al. Evet. Gazeteni al. Otur oku diyor. Destek İstiyoruz. olmalıyız. Tabii ki de. Mesudiye Mesudiye gazetesi. Spor. Orada yöneticilik yapıyorum o zaman bu arada. Aynen. Mesudiye Spor'da. En Mesudiye genç yöneticimizsin. evet. İçinizdeki en Değil gencim. Çok seviyorum futbolu. mi? Koşturmayı Mesudiye Spor'u da. İnşallah Mesudiye Spor'u en yakın zamanda üst liglere taşıyacağız. İnşallah. Ya Kemal, şimdi Mesudiyespor'umuzun durumunu da bazen gerçekle göz ardı etmeme gerekiyor. Evet. 35 yıldır var olan bir takımın bugün bir stadı, bir ne bileyim soyunma odası, bir malzeme koymaya, bir antrenman Yok. yapmaya yeri yok. Ve yine bu da değerli Mesudiyelerin İş destekleriyle. adamlarımıza çağrı yapalım o zaman. Tabii. Ozan abim burada. Herkes bir şekilde bir forma kampanyası, Evet. bir ne bileyim atkıdır, kaşkoldur, bunlarla ya da Ya en ufak bir sticker bile çok sticker büyük bile bir katkı tabi yapacaktır. damlaya damlaya göl olur. Bu dönemde de zaten sen de biliyorsun içerisindesin. İnşallah Mesudiyespor'umuza bir yer kazandırma Evet, şu an çabamız var. onun çalışmaları Yüksel içerisindeyiz. Başkanımıza, yeni yönetime de gerçekten arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı bu sezonda zaten güzel bir başarıyla bitirdik. Beşinci Evet. bitirdik. Dediğiniz gibi üst lige çıkmak da önemli. Çıkarız ama stadımız Stadımız yok, antrenman sahamız yok, sıkıntılarımız var. Bugün arkadaşlar bir aracın bile kalkıp da bir Beykoz'dan bir bir maça maça gitmesin. gitmesi. Sırf arabanın maliyeti 500 milyon. Tabii ki de futbolcusunun yemeğiydi, Soyunma içmesiydi. odasının kıyafetleri bile arabayla taşıyoruz. Tabii ki de yani bugün tutup formalarımızı alıp arabayla işte futbol şube sorumlumuz Sayın Erdal Tiryaki olsun, Muhittin abi olsun, Cevdet abi olsun, bunların emekleri ödenmez. Gerçekten arkadaşlar bir de bir işin mutfağı var. Evet. Mutfağındaki gerçekten yürekten bunlara teşekkür edecek insanlar. Hani bazı insanlar diyor ya, ya Mesudiye için ne yapıyoruz? Arkadaşlar Mesudiye bir iş, resimlere bakıp sevmek değil. Gerçekten bu yürek Fotoğraf kalemde işi, yer almak değil. fotoğraf kalelerinde yer almak değil. Gönlünce, yüreğinle bir destek ol. Tabii ki olanlara da yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah Mesudiyespor'umuzu bu dönem iyi bir yere kazandırabilirsek hep birlikte inşallah güzel günler En yakın göreceğiz. zamanda çalışmalar sonuç verecek Tabii inşallah. En yakın daha zamanda. güzel yerlerde de görürüz. Kemal'in hobilerin neler? Neler yapar Kemal? Mesela boş zamanlarında. Neler yapar abi? Evde bu ara evde kal kampanyası şey olduğu için çağrısı. Genelde kitap okuyorum bu ara. Bağlama çalıyorum. Yani. Sesim kötü olsa da bağlamayı Aynen. çalıyorum. Genelde işte tarihimizi araştırıyorum. Tarihimizle alakalı videolar izliyorum. Siyaset çok iyi takip ederim. Yani 7-24 hayatım hani siyaset çok gündem sürekli takip ederim. Anladım. Çok güzel Dünya Kemal. klasiklerine ilgim var kitap olarak. Anladım. Hangi takımı tutuyor desem? Şimdi hangi Gerçi hepimiz Mesudiye'yiz. Mesudiyeliyiz Tabii gönlümüzde de yatan ama Mesudiyespor. var. Söyleyeyim abi E onu. tabii söyle canım, bu şey. Beşiktaşlıyım. Yani ikinci Buradan bütün takımımız da Beşiktaş'a, gerçi tüm camiye selam olsun diyoruz. Mesudiyeliyiz tabii ikinci Tabii ki takımımız. de her şeyden önce Mesudiyiz. Süper, tabii. Kemal'in bir de ne var biliyor musun? Bizim aslında Mesudiye anlamında siyasetimiz yok. Bizim tek siyasetimiz Mesudiye. Ya yani Evet. sevgiden dolayı Evet, evet, söylüyorum. evet, evet. Bütün desteğimiz onun için arkadaşlar. Yani şu yaptığımız yayınlarına, sizlere ulaşmak, sizlere böyle vakitte bir şeyler verebilmek, bir şeyler aktarabilmek için uğraşıyoruz. Bizim tek sevdamız Mesudi. o kadar. Onun için hiçbir zaman hangi görüşten Görüş olursa olsun. olsun, partisi olsun önemli değil. Bizim için Mesut diyelim bitti. Evet. Bugün ben Kemal'in yanındaysam bizim Mesut diyemizin çocuğu, Mesut diyemizin değeri olduğu için. Hiçbir Çok teşekkür görüşü beni ediyorum. ilgilendirmez ya da kimse ilgilendirmez. Bir hizmet etmeye çalışıyor genç arkadaşımız demek. Ona tabii ki hep birlikte sahip çıkıp bir yerlere geldiği zaman bizim gururumuz olacak, bizim onurumuz olacak. Niye? Mesut diye diyeceğiz. Aynen öyle abi. Olay bu yani arkadaşlar. Bizim tek sevdamız Mesudiye ise tek görüşümüzde Mesudiye Mesudiye. diyoruz. Onun için bizim olsun,
Mesut değil olsun. O kadar abi. Kemal'im hali hatırda devam ediyorsun tabii ki de bu çalışmalarına. Bir gençlik kolları başkanlığı genç Evet yaşta abi. atıldın. Tabii Evet. ki bunlar seni benim takdir etmem ya da abartmamla değil, insanların hoş görmesiyle seni bir yerlere getirdiler. Gerçekten Evet. bu gurur verici, onur verici bizler Çok için, Mesut'lar teşekkürler. için. Çok teşekkürler abi. Nasıl bir çalışmalar içindesiniz? Neler yapıyorsunuz? Şu an ülkemizin de bulunduğu bu sağlık, dünyanın bulunduğu sağlık olayından dolayı şu an Çekmeköy'de çalmadık kapı bırakmadık abi. Yardım kampanyalarımız olsun, kolonya dağıttık, maske dağıtımı yaptık. Şu an Çekmeköy'de çalmadık kapı bırakmadık. Değil mi? Projelerimiz daha birçok projemiz var ama şu sağlık olaylarından dolayı şu anda tamamen hijyen ürünlerine önem verdik. Aynen, askıda. Bin aile şu an bir çalışmamız var. Maske dağıtımı alamayanlar var. Mesaj gelmemi çok acil lazım Aynen. olanlar var. Kolonya dağıtımımız var ve Ramazan ayı başlıyor abi biliyorsun. Aha. Şu an büyük bir kumanya çalışması içindeyiz. Aynen. İnşallah Çekmeköy'de Ramazan sofraları dolu dolu geçecek. İnşallah. Kimse Nasıl şey ulaşıyorsunuz yapmayacak. Kemal'im bunlara? Şimdi abi bunlara önceden bizler de hazırlamış olduğumuz mahalle mahalle herkesin durumunu bildiğimiz için listelerimiz Altyapı var. çalışması Tabii gibi. tabii tabii altyapı çalışmamız olduğu için. Şimdi burada hani şunu da dipnot düşeyim. Parti ayrımı yapmaksızın Tabii ki aynen. her bireyin kapısını çalıyoruz. Mahallede tespit ediyoruz. Her mahallemizde Çekmeköy 21 mahallemizde tespit edip tek tek gidip tek tek bizzat görüp onların halini hatırını sormak, onların sevindirmek bizi çok mutlu ediyor. Değil mi? Yani Kemal'im şimdi gerçekten böyle şeyler onur verici, gurur verici. Gerçekten tamam, bir sıkıntılı günlerden zaten Evet. geçiyoruz ama yani insanlar şunu söyleyeyim. Bizim mesudiyetimizin insanında da var yani böyle ihtiyacı olan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Bizler de ulaşmaya çalışıyoruz bir basın olarak ya da senin gibi değerli insanlarla görüşüyoruz, ediyoruz. Diyoruz ki işte Kemal'im ne o anda yapılıyorsa desek, Ramazan kolisi mi ya da maddi ya da manevi neyse, İstiyoruz ki bütün müsilliyelere de ulaştıralım bunları. Yani onunla bir hani kendi şahsi fikrin var mı? Görüşün. Şimdi şöyle onunla alakalı da bir çalışmamız var abi. Zaten bunu seninle de görüşmüştük Aha. daha öncesinde. Şimdi Mesudiye'de bir liste hazırlıyoruz. Acil olarak Ramazan geliyor. Aha. Bir Ramazan kumanya çalışmamız var. Hı. Mesudiye gençliği olarak ben kendi Güzde köy olarak gençliğimiz olarak bir çalışmamız var. Onu da inşallah Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah. Sizlerin de destekleriyle tabii ki. İnşallah. İnşallah. Allah kabul eder inşallah. Şey mi yani bunu tabii ki dediğin gibi başka projeniz var ama bunlar tabii ki sıkıntılı durumdan, karantinalı durumlardan dolayı. Şu an yardım kollerimizi bile iki kişiyle dağıtıyoruz abi. Değil mi? Çünkü arabaları da binemiyoruz 3-4 kişi. Evet Hijyenden dolayı. belki bir risk alıyoruz ama o koli ya da işte kolonya maske götürdüğümüz kişilerin gülmesi bizi o gece huzurlu Aynen. uyutuyor abi. Duaları yetiyor. Aynen. Mesajlar geliyor Kemal'im, bir bak istersen. Ben bakarım. Soruları moruları olan varsa buradan cevaplayabiliriz. Gerçekten arkadaşlar takdire şayan hizmetler etmek, insanlara faydalı olabilmek. Tabii ki de konum itibariyle Çekmeköy'de şu anda hizmet veriyor. Bütün insanlara şöyle zor durumlarda gerçekten onu da Allah yaptığı hizmetlerden dolayı kabul etsin. Onların da işi gerçekten zor, dediğiniz gibi sosyal mesafeyi korumak ya da ne bileyim iki kişiyle takdire şayan tebrik ediyorum Kemal'im. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Gündeme gelsek Kemal'im, gündemi nasıl değerlendiriyorsun? Yani dünyada, Türkiye'de, Çekmeköy'de, İstanbul'da. Gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünya olarak, ülkemiz olarak en yakın zamanda atlatmak dileğiyle ama bu şekilde de biraz zor gözüküyor. Şimdi bizler de gördük ki dışarının durumunu. Aynen. Sosyal mesafe kuralı, maske kuralı, sokağa çıkmayalım. Hükümetimiz açıklama yaptıkça sokağa çıkma. Sanki biz yani inat uğruna bizim halkımız sürekli sokaklarda, tamam bahar havası var ama bunu bu şekilde atlatamayız. Atlatamayız. Yani sokağa gerekmedikçe çıkmayacağız ya da her aileden bir kişi çıkacak. Şimdi gençler olarak bizlerde şöyle bir şey var. Bizlere bir şey olmaz. Bir çıkalım Ya. gezelim ki öyle bir Ama şu şey. anda Kemal'im bu öyle bir şey ki yaşa da bakmıyor artık. 3 yaşındaki de ölüyor, 65 yaşındaki de Evet. ölüyor. Ama dediğiniz gibi insanlara anlatamıyorsun mesela. Ne oturmaya dikkat ediyorlar, ne yürümeye, ne bilmem ne. Tamam, maskesi de olsa. Gerçi bizde şu anda arkadaşlar
aramızı koruyoruz. Koltuğu biraz en az Tabii. 2 metre var. Yoksa bizler hele de mesudiyalar olarak böyle can ciğer kuzu dolması yani sarıp sarılan Aynen. insanlarız. Cenab-ı Allah inşallah bir an evvel bitmesini nasip eder. Dediğiniz gibi yarın da 2 gün sokağa çıkma yasağı var. Evinizde oturun güzel. Mesudiye türküleri dinleyin, şarkıları Aynen. dinleyin, horon tepin. Gazeteniz varsa Mesudiye gazetesini de açın okuyun. Dediğim gibi zorlu bir süreç. Bunu 2 gün yapmamak lazım hocam. Ya Yani muhakkak tabii sürekli. 2 gün için söylemedim Kemal Evet. Bey. Evde kalın diyor. Evet. Arkadaşlar acı insanın başına gelmeden hani düştüğü ocağın derler. Bilmez. Ha, bilmez diye. Yaklaşık arkadaşlar 14 gün bir odada kapalı kalmak. Camı yok, penceresi yok ve 25 santim hortum saldığı zaman ailen seni göremiyor. Evet. Bugün en basit örneği Fatih Terim üst katta yatarken altta kızları, çocuğu, ailesi göremedi. Yani ne olursunuz dikkat edin, Bir dikkat edin, dikkat edin. belediyemizin sloganını gördüm zaten çoğu yerde var. Evde sıkıntı çekmek, solunum sıkıntısı çekmekten iyidir Ya diye. muhakkak tabii. Şimdi mesela ben şöyle söyleyeyim kendim açısından. Hani tabii herkes de yaşam tarzı aynı olmuş. Benim evim müstakil. Bahçem var, bahçemle Ne güzel. uğraşıyorum, gazetemle uğraşıyorum ya da ne bileyim bir şeylerle uğraşıyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Senin dediğin gibi araştırmaya çalışıyorum. İnsanlarımıza nasıl ulaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde kültürümüz de üst seviyeye Ya çıkıyor muhakkak abi. insan Bu şekilde. sohbeti Evet. unutmuştu. Evet. O yüzden dediğiniz gibi inşallah buna riayet edelim. İnşallah bir an evvel bizim her akşam mesela bugün yine haber saatiydi. Bilmiyoruz ki ne kadar oldu. Yazık günah yani çekilen acıları çeken biri derler. Ne olur mesudiye olarak gerçekten şu anda bizde şu ana kadar 2 kişi vefat Evet. etti. Arıcılar köyünden de. Evet abi. Şu anda da rahatsız olan zannediyorsam yok Allah da vermesin inşallah. Yani şu anda bir Şimdi kaybımız yok şöyle bir onlardan şey de var başka. abi. İstanbul'da çok olduğu için herkes memlekete mesudiyemize gitmek istiyor. Oradakiler de çok dikkat etsin Yani yani orada tabii ki de. tedbirimizi alalım. Yani Mesudiye'de bile yani hani tamam doğamız temiz havamız ama insanlara bile ne olur yaklaşmayın. Bugün anne babanıza bile sarılamıyorsunuz. Çocuğunuza sarılamıyorsunuz. Ne olursunuz Mesudiye'de ya şu yaptığımız zaten hepimiz kendimiz bir aileyiz. Biz kendi ailemize sesleniyoruz. Bütün bizi izleyenlere sesleniyoruz. Ne olur riayet edelim. Bir başkası bile olsa mesela ben markete gidiyorum inanır mısın? Bakıyorum market içi dolu dışarıda bekliyorum. Evet abi uymamız lazım kurallara. Ya özellikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ayakkabı hijyenine çok dikkat edin diyorum bakın. Evet. Çünkü ayakkabı dışarı sokağa dolaştığınız birinin askırığı, pıskırığı, Aynen. öksürüğü, tüküreği ya da başka bir şey de olsa ne olur ayakkabılarınıza dikkat edin ya da dezenfekte ediyorsunuz edin ya da ayakkabılarınızı üzerinize başınıza çıkartın. Mesela adam farz et ki bir otobüste gidiyorsunuz arkanızda hapşırdı ya da öksürdü. Bunu göremeyebilirsiniz. Evet. O yüzden ne olur dikkat edin, ne olur, ne olur, ne olur. Bir acı haberler duymayalım biz Mesudiyeli Gerek olarak. olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ya Değil mi abi? muhakkak Gerek tabii. olmadıkça. Şimdi dediğimiz gibi 2 tane kaybımız oldu ama inşallah daha fazla olmasın. İnşallah Mesudiye camiasına. temennimiz. Ve tüm Türkiye için Tabii ki temennimiz. de tüm Türkiye için. Allah vermesin. Bir an evvel atlatalım. Mesudiye'mize Bir gidelim, gidelim. yaylalarımıza gidelim, şenliklerimize Şenliklerimiz. gidelim. Yani dediğiniz gibi arkadaşlar biz artık gerçekten 4 büyük çatı derneklerimiz var Kemal'im. Onların da artık yeni dönemde tek bir çağrıları var. Artık sen ben yok biz varız. Evet. Yani görüş olarak değil, bir Mesudiye olarak bakalım hayata. Mesudiyeli'nin işte bir maçına gidelim. Gazetesine abone olalım, Alalım. toplumlarına gidelim. İsteriz ki yeni gelecek gençler Kemal'im senin gibi insanları topluma hani tabii ki kazandırıyoruz. Okuyor hepsi şu anda Evet şartlar abi. gereği ama toplumda görelim. Faydalı birer birey olsunlar, onları davet edelim. Şimdi bu abi dediğim gibi yine aileden başlıyor. Değil mi? Şimdi babası girmiyor topluma. Babası evde sürekli diyor ki gitme. Ne yapacaksın orada? Ya ne Örnek. yapacaksın? He, Yani bu var. Şimdi ama ben mesela benim her dernek toplantısına ben gitmişimdir. değil Bu mi? yaşıma rağmen. Babamla her dernek toplantısına, Mesudiye'nin tüm kurumların toplantısına gitmiştirim. Ya Mesudiye'nin bütün Kemal'im, derneklerine gitmişimdir. ya ne güzel işte. Hayır, toplumda olmak bir insanı tanımak, bir insanı tanımak bir. Mesela Evet. bugün adam arıyor mesela diyor ki ya işte Ozan Bey, bir oğlumuz askerden geldi, iş var İş. mı? İşte birisi arıyor diyor ki kızımız okulu bitirdi, iş var mı? Ya güzel. Keşke elimizden gelse Kemal'i, Ozan'ı, Ahmet'i, Mehmet'i hepimiz birer sahip olalım. Ama bir insanı tanırsak, bir insana vesile olursak ne mutlu bizlere. Bir Evet. iş sahibi yapamak ya da başka bir şey. Bugün şöyle söyleyeyim. Bir hastanede bile bir şey olduğu zaman diyoruz Hemen ki işte bir tanıdık tanıdık arıyoruz. var mı? Ya da başka bir Tanıdık iş arıyoruz. yakın tanıdığımız var mı? Niye bizim insanımız olsun? Ama toplumda olalım. Yeni gençlerimiz
bu toplumlara girsinler, sosyal faaliyetlere girsinler, etkinliklere girsinler. Ya da babaları, büyükleri bu toplumlara Evet. soksunlar. Geceleri, dernekleri, toplantıları, şenlikleri, köyleri. Dediğimiz gibi her eve bir Mesudiye gazetesi girsin. Girsin. Bugün bayağı bir Mesudiye çalışanımız var, sağlıkçı. Bizi seyrediyorlardır inşallah. Hepsine selam olsun. Selam olsun hepsine. Sayamadığım Kolaylıklar diliyoruz işte hepsine. Arif kardeşimiz var. 3 yoldan 24 saat Covid merkezinde çalışıyor Allah Şişli'de. yardımcıları Allah olsun. yardımcısı olsun. Çok var, ismini sayamayacağım. Hepsi eğer bizi izliyorsa selam olsun. Allah yardımcıları olsun ve Amin. dikkat etsinler sağlık çalışanlarımıza. Çünkü İstanbul'da bayağı bir sağlık Çok çalışanımız var. evet var O ve yüzden en büyük şükür çok vakada Mesudiye merkezimizde böyle bir şu anda sıkıntımız yok yok. yok. Allah'tan her şeyin hayırlısı diyelim. Amin. Ya Ozan abi mescidimizin gençlerine sahip çıkalım. Muhakkak. Şimdi mesela çok teşekkür ediyorum sana da bana bu yayını layık gördüğün güzel düşüncelerin için. Yani şimdi hani bir yerde Kemal olsun, Ali olsun gençlerimize sahip çıkalım hani kollarından tutalım. Muhakkak. Şimdi ben mesela Mesudiye Spor'a girdim. Sizler gibi abilerimi tanıdım. İşte çatı derneklerimize ileride onlar da olur. Yani ben Mesudiye için hani akan Bunlar sular hepsine duruyor. varırım. Hepsinde varım. İnşallah. Yani demek istediğimiz Kemal'im. Bunları katmak derken tabii ki aileleri de, yani Evet babaları da. Şimdi aileleri. mesela dediğim gibi ya, bir gazete. Sen bu gazeteye evine abone olduğun zaman, bir çocuğun doğduğu zaman, bir torunun doğduğu zaman onu Mesudiye İşlersen aşılayarak eğer. işlersen o çocuk büyüyene kadar o Mesudiye sevgisiyle gider. Evet, ben çocukluktan geldim. Tabii, ama çocuğunu ya da torununu bir Mesudiye'ye götürmezsen, köye götürmezsen bugün ne Güzde'yi sevdirebilirsin, ne Faldacı'yı, ne Dayli'yi, ne Mesudiye'yi Hiçbirisinden. sevdiremezsin. O anlamda diyoruz ki ne olur ne olur toplum içinde olun. Sosyal etkinliklerde, sosyal faaliyetlerde, sosyal projelerde bulunun. Mesajları okuyabilirsin Kemal'im. Okuyayım hemen Ozan abim. Selam da gönderem ona. En baştan oku. Bana Abi o bırakma. kadar çok mesaj O olsun, bırakmıyor selam şimdi. olsun hepsine. Abi Bizi sana da bu izliyorlarsa arada başarılar diliyorlar. isimlerini de söyle arkadaşlara. Selam olsun onlara da. Bekir Aydoğan, başarılı olacağına inandığım tertemiz bir genç. Kemal Karayaka demiş. Teşekkür ediyorum. Eniştemdir bu arada. Tamam. Aydın abi, Aydın okumuş. Aynı zamanda Mesudiye Spor yöneticimiz. Selam olsun Aydın kardeşimize Benim de. başarılı kardeşim Allah yolunu açık etsin demiş. Teşekkür ediyorum Aydın abim. Bayram Ekşi. Haydi tam zamanı. Şimdi her yer Mesudiye Spor'a destek versin. Karınca kararınca. Güzel, Eyvallah Bayram güzel. kardeşim. Esra Arduç, kuzenim. Ne hepsini oku işte gelen Kemal mesajları. Karayaka başarılı bir gencimiz ve başarının devamının geleceğini diliyoruz, biliyoruz demiş. Birisi teşekkür ediyorum Bülent Poyraz. Kemal adamdır net demiş. Adem Tiryaki tüm Mesudiye'ye selamlar, saygılar, yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Adem Bayram kardeşim. Ekşi, Ozan kardeşim bana bir Mesudiye spor forması bugün ilk siparişini ben verdim demiş. Kendisine çok teşekkür Tamamdır ediyoruz. bayramım. Adil Karagör, bu toplumun senin gibi tertemiz insanlara ihtiyacı var. Rabbim yolunu açık etsin. Daha iyi yerlere gelmeyi nasip etsin. Amin. Teşekkür ediyorum. Mesudiye Spor Kulüp Başkanı Yüksel Şener. İyi yayınlar Ozan Bey. Sevgili Kemal selamlar. Kemal kardeşimin önemli görevlere geleceğini düşünüyorum. Başarılar diliyorum demiş. Teşekkürler Teşekkürler. başkanım. Yüksel Başkanım selamlar olsun. Tufan Şahin, Ozan hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Tufan'ım. Elif Arduç Aydoğan, kuzenim. Bu güzel hedeflerini gerçekleştireceğine inanıyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Elif'e de. Abi o kadar yorum var. Atladığım olduysa da özür diliyorum. Ben Güzde Muhtarı, Ozan Bey, Sedat Aydoğanoğlu. Teşekkürler Emmoğlu. Hayırlı akşamlar muhtarım. Muhtarım hayırlı akşamlar. Yayınınızda başarılar dilerim. Kemal'im çıkmış olduğun bu yolda başarılar diliyorum. Seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Güzde Köyü adına sana başarılar diliyorum. Allah'ım daim eylesin demiş amcam. Abi yorumlar daha geliyor. Nihal Kaya başarıların daim olsun kardeşim. Güzde Köyü olarak gururumuzsunuz. Selam Teşekkürler. olsun Nihal kardeşime de. Murat Özmen eniştem. Yolun açık, bahtın güzel olsun yiğidim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah Nihat abi. Abi geldikçe devam ederiz istiyorsan. Aynen. Ha, eniştemin bir yorumu daha varmış. Güzde'nin veda iftarı inşallah hak ettiğin yerlere gelirsin demiş. Abi uzun bir mesaj var sana okuyayım. Ercan Oku. Aydın. Mesudiye gazetesi daha çok kitleye ulaşmak istiyorsa bu Bayağı uzun yazmış o. çok uzun. Selam olsun buradan da Ercan Selam olsun. kardeşime. Ozan kardeşim kolay gelsin. Teşekkürler.
Özmen, yolun açık olsun kardeşim. Teşekkür ediyorum. Abim yorumu çok uzun. Valla bunu uzarsak Selam olsun dakika Ercan etmez. Ama kardeşimize. iyi Bunu dileklerini görürsün. iletmiş Ozan abi sana. Mesudiye Gazetesi ile alakalı ve Mesudiye Spor'la alakalı. Herkesin desteğini istiyor. Teşekkür ediyoruz. Bütün ismini okuyamadıklarımızı bizi izleyenlere selam olsun değerli Mesudiyeliler. Bütün hizmetimiz, bütün sevdamız sizler için. Yani dediğiniz gibi bunun ne maddiyatı var, ne başka bir şey var, ne çıkarı var. Biz sadece Mesudiyemizin değerlerini yakinen tanıma Evet. bugün Kemal kardeşimize her vakit, her saat ulaşabileceğiniz, 24 saat Evet, ulaşabileceğiniz 7/24. bir kardeşimiz Mesudiyeli. Yani görüşü gönlü ne olursa olsun bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Biz istiyoruz ki daha iyi yerlerde Kemal'i görelim. Bizim onurumuz olsun, gururumuz olsun. Nerelideyiz zaman Mesudiyeli. Aynen öyle. Bize bu yeterli arkadaşlar. O yüzden gerçekten bizi izleyenlere, Kemal'e her zaman arkasındayız, desteğiz. Bir abisi olarak, bir büyüğü olarak, bir hemşerisi olarak. Bizde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Güzeli, fallacalı, ordu, şudur budur yok. Evet. Mesut el dediğin an bitiyor. Tek oluyor bitiyor. Aynen Onun öyle. için mesela şimdi Kemal'in güzeli ya da benim fallacı olmam önemli değil. Kemal bizim mi? Bitti. Benim Bu için kadar. önemli Mesul olan diyelim. Evet. olay o. Dediğiniz gibi bütün camiada birleşelim arkadaşlar. Siyasette birleşelim. Ne bileyim toplumlarda birleşelim. Bu zor Sosyal günlerde zor özellikle. günlerde birleşelim. Sen ben yok biz varız. Evet. Yanımızdaki ilk önce kendi insanımıza bakalım. Etrafımıza bakalım. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bugün şöyle örnek vereyim. Farz et ki bir berber. Evet. Mesudiyeli diyelim. Bu adam bir aydır ya da iki aydır kapalı olduğunu düşün. Farz edelim. Yanında iki adam çalışıyorsa, kira veriyorsa, elektriği, suyu, faturası bilmem neyi varsa. Ha biz böyle insanların yanında olalım. Bugün bir Ramazan kumanyası verebiliriz. Ya da başka bir şekilde Evet. destek olabiliriz. İlk önce kendi etrafımıza bakalım arkadaşlar. Tabii ki de tüm Türkiye'ye, tüm Çekmeköy'e, tüm Ümraniye'ye ya da tüm İstanbul'a hedefimiz yardım Evet. etmek. Bugün arıyor mesela bir tanesi diyor ki ya Ozan Bey gerçekten durumumuz kötü. Yardımımızı bizler de elimizden ulaştırdığı kadar, ulaşabildiğimiz kadar ama koli olarak ama ne bileyim Farklı bir elimizden yardım olur. Elimizden ne farklı geliyorsa. elimizden ne geliyorsa bütün Mesudiye camiası olarak tabii ki de Mesudiyelerin yanındayız. Yeter ki bizlere ulaşın. Evet. Geçen gün bir tane teyze aradı. Ya Ozan dedi ya inanır mısın bizim dernek bile dedi saat 11-12'de cenaze haberi veriyor dedi. Seni bir açalım dedi sabahtan dedi çocuklar dedi. Ozan abi haberi var diyor. Yani bizleri arayabilirsiniz 24 saat bizi arayıp tabii ki de Aynen öyle 6'da abi. cenazenin olduğunu iyi gününü kötü gününü bizlere haberdar edebilirsiniz. Zaten öyle olmak gerekiyor abi. Ya biz Yani bir öyle olmak. olalım. Evet. Tek olalım. Yani bizim dediğiniz gibi arkadaşlar şu var. Şununla ulaşıyoruz. Bugün açıyorsunuz en başındaki gazetenin Beşpınar Köyü'ne gittiğini düşün. Beşpınarlara gittiğini düşün. Şöyle. Evet. Yani eski adı Bismilon. Mahmudiye'nin haberini düşün. Ya da bir Güzde. Güzde'nin düşün. Okuduğun zaman bütün Mesudiye'lerin yani sizlerden gelen haberler, bizden ulaşabildiği haberleri mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyoruz. Yeter ki Ha. haberimiz olsun. Haberimiz Haberimiz olsun. olsun. Bizlere ulaşabilirsiniz. Dediğiniz gibi 7-24 saat bizlere tabii ki de ulaşmak mümkün. Hiç kimsenin telefona bakmamazlık yok. Geri dönme olayımız kesinlikle vardı. Sizlere dönüp ama ben ama Sefai Bey bizi izliyorsa selam olsun. Bizim amacımız gerçekten Mesudiye'ye bir şeyler verebilmek. Bu arada Ozan abim çok güzel bir mesaj geldi. Mesudiye TV istiyoruz kurulsun denmiş. Kim Murat demiş? Özmen genişten. Teşekkür ediyoruz Fırat abi. Onu şöyle Murat abi Murat. şöyle söyleyeyim. Bizim Mesudiye'mizin televizyonu yok. Niye yok? Televizyon kurmak bir şey değil. Kurulur. Ama televizyonun vergisi inanır mısınız? Yani bugün güncel bir kanal kadar vergisi var. Çok yüksek Atıyorum rakamlar. mesela aylık 100 milyar bir ödeme yapıyorsa yerel kanallar bunu kaldıramaz, yapamaz. Zor ayakta dururlar. Biz de işte dedik ki yaklaşık 29 yıldan beri var olan bir gazetemizi sosyal medya üzerinden nasıl daha etkinleştirebiliriz? Şu anda ben Facebook üzerinden Ozan Aydoğan Mesudiye gazetesi olarak yapıyorum. Ama 5000 kişiye ulaşıyorum. Hedefim şu andaki bütün dünyadaki Mesudiye'ye ulaşmak için YouTube kanalımız var. Ozan Aydoğan Mesudiye burada diye kanalımızın Abone ismi. olalım ona ki. Buradan sadece ona basarsanız eğer sizlerin desteğiyle Mesudiye sevginizi böyle gösterin. Ücretsiz abone olmak. Ozan Aydoğan Mesudiye burada YouTube kanalından. Abone olduğunuz zaman bir belli kitleye geldiğimiz zaman YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapacağız. Bu sefer ne olacak? Bütün dünyadaki Mesudiyelere direkt canlı bağlanabileceğiz. Bugün mesela Almanya'dan birisi bana sordu. Ha? YouTube kanalı o yüzden çok önemli abi. Ya muhakkak Çünkü herkes arkadaşlar ulaşmak istiyor. ulaşmak istiyor ve sınırı yok onun Evet, YouTube'un. sınır yok.
Şu anda da sayımızın yetersiz olduğundan dolayı canlı yayınları veremiyoruz. Hedefimiz bütün Mesudiyelilere ulaşmak Ama dünyadaki. inşallah Mesudiye TV'mizin de kurulması dileğiyle Ya diyelim inşallah o zaman. hedefimiz tabii ki de daha iyi Ya burada şeyler tabii ki değil. Mesudiye iş adamlarımız, Ya siyasetçilerimize çok muhakkak. büyük görev düşüyor. Ya onların da destekleriyle kurulabilir. Neden olmasın? İnşallah sizler var oldukça bizler sizlere hizmet etmekten bir genç kardeşim Kemal olarak teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizlere verdiğiniz destekten, yürekten, ilgiden, alakadan bizler teşekkür ediyoruz. Bizler de sizin bir evladınızız. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman gocunmadık. Ben kendimi bildim bile arkadaşlar bu camianın içindeyim. Kemal'im de öyle genç kardeşim. Bu genç yaşında dediğiniz gibi Kemal'i her toplumda görebilirsiniz. Zaten Mesudispor'un yönetimde Yönetim. en genç Evet. kardeşim. Şu anda bir siyasi çalışmalarından dolayı, mevkisinden dolayı daha iyi yerlerde tabii ki de görmek istiyoruz. Bir Güzde'nin gururu, Mesudiye'nin gururu, Çok teşekkürler. bizlerin gururu. İşte bizler hep beraber olacağız. Hep beraber olsak bu güzellikleri görebileceğiz. Mesajlar varsa devam edelim Devam Kemal'im. edelim, devam edelim. Sana da çok mesaj geliyor. Tabii. Şöyle yukarı çıkalım. Ercan abim uzun mesajını okumadığım için bana darılmış tekrar diyor. Başarılar diliyorum. Ne kısa bir Teşekkür mesaj ettik yapmış. Ercan'ım. Öpüyorum desteğin için, ilgin için, seyrettiğin için. Selçuk Çerkez, teşkilat başkanımız, değerli abim. Yolun açık, bahtın Teşekkürler açık başkanım. olsun. İyi yerlerde olacak. Kişilikte, karakterde bir kardeşimizsin. Ozan Bey'e de selamlar. Çok Teşekkürler teşekkürler başkanım. başkanım. Yunus Emre Aydoğan, selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Yunus Emre Aydoğan yine yazmış. Bayram abi konuşuyorlar. Mesudiye TV istiyoruz diyen birisi daha var. Oku onları da selam söyleyelim. İsmail Kılıç yazmış, Mesudiye TV istiyoruz. Adil Karagül, Kemal kardeşimin bu duruşu, yükselişi tüm gençlerimize örnek olur inşallah. Teşekkür ediyoruz. Murat Özmen demiş ki o Mesudiye TV ile alakalı elimizden ne geliyorsa yapalım demiş. Teşekkür ediyorum. Buradan dediğimiz gibi arkadaşlar hep birlikte Mesudiyiz biz. Bizim tek sloganımız hep birlikte Mesudiyiz. Bugün dediğiniz gibi gazete olmayanlar gazete aboneliklerine bizleri bir telefonla anında aboneliğiniz başlıyor. Telefonu açtığınız anda başlıyor. Evet, çok o çok güzel bir şey. Aynen. Telefonu açtığınız anda başlıyor aboneliğiniz. Ve bir şey daha istemiş Murat Özmen, Mesudiye Gençlik Federasyonu olması gerekir diyor. Gerçekten Bak o da Mesudiye'mizde güzel. Bak ne gençlik. güzel fikirler çıkıyor Evet. arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Görüşleriniz bizim için tabii ki önemli. Ben bunları hepsini not alıyorum ya da değerlendiriyorum. Yani haber olarak sunuyorum ya da ne bileyim haber olarak gazeteye yazmaya çalışıyorum. Bunlar tabii ki güzel düşünceler. Birlik olalım, beraber olalım. Dediğimiz gibi gazetemize abone olun. Bir telefonla aboneliğiniz başlıyor. Bir sigara parasına. Dediğimiz gibi dünyaya bütün Mesudiye ulaşmak için YouTube'da sınırsız olduğu için Evet. YouTube üzerinden canlı yayın yapmamız için Ozan Aydoğan Mesudiye Burada kanalına lütfen abone olalım. Sayımız olduğu zaman canlı yayın Evet. hakkını bize verecekler. Çok Bu iyi. ücretsiz zaten. Aynen ücretsiz Aboneliğinizi abi. sadece tıklayın. Bütün Buradan zaten Mesudiye ile ilgili pardon Kemal'im. Değerlerimizi her hafta ya da mümkün olduğunca müsait oldukça Kemal'im de çalışmalarından dolayı bu akşam müsait olduk. Dedi Ozan abi çok tabii seve seve ne demek dedi. çok teşekkürler. Kemal'in burada güzel bir ofisi var arkadaşlar. Genç arkadaşımızın. Bütün çalışmalarını buradan yürütüyor. Kendi özel işlerin olsun. Siyasi Siyasi işleriniz. olsun. Yardım konusu olsun. Gerçekten buraya geldiğin zaman Kemal'in kapısı bütün güzellere, bütün Bütün Mesudiyelilere Mesudiyelere açık. açık. Bütün Çekmeköy'e hizmet etmek, bütün İstanbul'a ve bütün Türkiye'ye hizmet etmek hedefi. Ozan abi, Mesudiye Gençlik Federasyonu gerçekten güzel bir fikir. Evet. Bunun kurulması için de ben buradan baya Şah. mesaj gelmiş onunla. Ben buradan gerekli çalışmalara o zaman müjdesini Başlat. verelim. Müşterisini Bir aynen. Bir çalışmalar. çalışmalara başlayalım inşallah. Ama tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bir şey açıldığı zaman açık ve net konuşmak. Çünkü Evet, izleyenler tabii ki bizim tabii ki insanımız. tabii ki. Bir şey kurulduğu zaman ya bir dernek var bir daha niye gerek var? Öyle Bir bir dernek evet. var bir daha niye gerek var diye. Ama dediğiniz gibi gerçekten güzel bir fikir. Bunu da ne yapabiliriz? Bu projeyi bir altyapı çalışması yaparak bizim çatı derneklerimize sunabiliriz. Bugün bizi Evet. seyrediyorsa Özat Başkanıma, MESTEF Adnan. Adnan Başkanımıza, MESVAK Ahmet Başkanımıza, Yüksel Yüksel başkanımıza. Başkanımıza bunları tabii ki de bir araya getirip bunlarla istişare yaparak güzel bir düşünce. Yani nasıl derler ona? Siyaset okulu gibi düşün. Evet, evet, evet. Mesudiye'nin altyapısı diyelim. Evet. Şu an çok Çok güzel bir düşün. Mesudiye'yi sevdirmek açısından da Ha. çok güzel bir proje olabilir. Çünkü bütün faaliyetlerde gerçekten Mesudiye'nin gençliğini artık yumruğunu vursun diyoruz İstanbul'da. Yaklaşık Kemal'im
Beykoz Belediyesi'nde Şevket Arıkan'dan sonra bir Mesudiye'de İstanbul'da Mesudiye'den başka belediye başkanımız yok. Ha, meclis üyelerimiz var. Her Var. partiden var. Her görüşten var. Hepsine tek tek saygı duyuyoruz. Bizim insanımız olduğu için başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Biz gurur duyuyoruz. Bu sene burada yıkacaktık onu, yıkamadık. Seyfettin Yıldırım İnşallah başkanım. Bir dahaki. gerçekten istiyoruz ki, gönül istiyor ki arkadaşlar Mesudiye'li olsun. Görüşün olursa olsun, gittiğin zaman bir kapıya vurduğun zaman Mesudiye kapısına vurabiliyorsun. Görüşü bırakın, bizim Mesudiye Evet. olarak düşünün. Evet. Bugün Kemal'im Allah söyletiyor belki Çekmeköy Belediye Başkanı olduğunu düşünün. Çok teşekkürler. Gidip kapısına vurup da Kemal'in girebilirsin. Ama bugün atıyorum Çekmeköy'de nereli mesela? Güzel. Rizeli ya da bir atıyorum Adanalı ya da Mersinli. Gidemezsin arkadaşlar. İşin Evet. gerçeğini görelim artık. Kapısını Özünü görelim. çalamaz. Çalamazsın Giremezsin bile. içeri. Ama Mesudiye'li olduğu zaman gider kapısını da çalarsın. Bir ihtiyacın da, bir derdini de sorarsın. Bir Tabii ki. işin de ya da başka bir şeyin de söyleyebilirsin. Kapıyı çalmadan içeri girersin abi. Yani Benim dersin. onun Benim için ne hemşerim olur, dersin. biz hep birlikte Mesudiye'yiz. Bizim tek görüşümüz, tek sevdamız Mesudi. bu kadar. Vallahi her şeyin en güzeli değerli Mesudiye'ler size olsun. Abi mesajlar çok geliyor. Mesajlar çok Projelerimizden bahsedelim mi o zaman? Var mı öyle bir da sorumuz? onları sana bıraktım artık. Ya şimdi öyle çünkü sorular geliyor. Şimdi ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı birçok projemizi hayata geçiremiyoruz. Ancak şu an önümüzde bir 23 Nisan bayramımız var. Değil mi? Burada çocukların güldüğünü görmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Burada da şöyle bir projemiz var. 1000 tane çocuğa ulaşmak. Oyuncak ve güzel hikaye Onları. kitaplarımızda. Onların o çünkü yüzünün gülmesi gerçekten çok farklı bir duygu Ozan abi. Aynen. Yani bunu bütün ben buradan Mesudiyelerimize de söylüyorum, iş adamlarımıza. O duyguyu hissetsinler. Aynen. Yani gerçekten şimdi Ozan abi buradan hani dedik ya bazılarının elinden tutmak gerekir. Şimdi çok iş adamımız var, çok şeyimiz var ama bir Mesudiye sporumuzun bile bir tesisi yok. Aynen. Şimdi örnek. Şimdi burada mesela bazı şeyler ben de şimdi 1000 tane oyuncak siparişi verdik. Sağ Kitabıydı, hikayesiydi. olsun. Yani çocukları sevindirmek kadar Evet. güzel bir şey var mı Çok ya? yani burada ben Mesudiye'li bir kardeşiniz olarak Mesudiye iş adamlarımızın da hani desteklerini bekliyorum. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Gerçi hani yapanlar tabii ki de var. Çoğu dernek aklımda olanları söyleyeyim. Mahmudiye yapmış mıydı? Mahmudiye'ye selam olsun, buradan onlar yaptı. Birebir köyü yaptı. Birebir yaptı evet. Armut kolu yaptı. Yüksel Yüksel başkanlarımız Başkan evet. yaptı. Yani çoğu derneklerimiz de böyle karantinalı Bizim günlerde duyarsız kalmadılar. Gerçekten onlara teşekkür ediyorum yüreklerine. Ya bir insanın o yüz gülerliğini almak, duasını almak. Dediğimiz gibi Kemal kardeşimiz de yapıyor şu anda. Gerçekten böyle yardım etmek isteyen olursa, işte Ramazan kumanyası olur, maddi tabii ki olur. evet. Aşin mesela dediği gibi 23 Nisan için 1000 tane çocuğu sevindirecekler. Bir hikaye kitabı, bir oyuncak. Eğer sizler de destek olmak istiyorsanız Kemal kardeşim ya da benim aracılığımla onların da yüzünün gülmesine sebep olun ya. Evet, Bir çok güzel sofrada bir bir duygu. Evet, tuz. kaşığını yediği yemekte Aynen. tuz olun Tuz, siz de. aynen. Tuz Tuzumuz. olun. Onların duası da bizlere yeter, bütün Mesudiyeliler. Tabii ki önce kendi insanımız, sonra Evet, etrafımız. kendi insanımız. Bunlar için çabamız. Dualarınızı almak yetiyor bizlere arkadaşlar. Bu işin maddi yönü yok. O zaman Güzdeköy olarak şeyde yardım daha yapmadık. Seyhan Başkanım'la geçen görüştüm. O da bana dedi ki önümüz Ramazan. Ramazan'da büyük bir o zaman kumanya paketlerimizi dağıtalım dedi. Aynen. Sayın Başkan da buradan selam olsun bizi izliyormuş. Aynen. Hatırlattı onu Aynen. unutmuştum. Ya gerçekten şimdi ihtiyacı olanlar da olabilirse arkadaşlar bizlere ulaşın. Evet, tabii ki. Hangi köy olursa olsun ilk önce bize ulaşın. Kendi insanımız önce. Aynen. Sonra etrafımız. İnsan ayrımı anlamında söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Kimse öyle bir şey, öyle bir şey anlamsın. İlk önce demişler ya bir Ha. kendimiz İlk sonra önce kendi evet. insanınız, ihtiyacı olan varsa gerçekten bize ulaşın. Ha gerçekten bir şeyler de yapmak isteyenler de varsa Kemal kardeşime bizlere basın yolla bizlere ulaşabilirler. Ama erzak kumayız, ama Ramazan kumayız, ama çocuklara oyuncak, ama hikaye kitapları Bir şekilde yani bir bizlere yardımımız vesile olsun. olun. Evet. Abi o kim mi? Oku. Dertli Şener, merhabalar, hayırlı yayınlarınız olsun, selamlar demiş. Teşekkürler Şina kardeşime de. Deniz Derya Çerkez, geleceğin siyasetçi, yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyorum abla.
Yeliz Mengükaya, Yeliz abla. Teşekkürler Yeliz kardeşime de İyi selam olsun. akşamlar Ozan Bey kardeşim. Kemal yolun açık olsun. Sen yüreği çok güzel. Mesudiyemizin bir evladısın. Rabbim yolunu battığını açık eylesin. İyi akşamlar demiş. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sadi Şahin, sizleri izlerken mutlu oluyoruz. Hollanda'dan selamlar. Oh, Hollanda'dan. selamlar olsun Selamlar Hollanda'ya olsun. buradan. Abi birisi demiş ki Adil Karagül, Ozan Bey merhaba Mesudiye gazetesine nasıl abone olabiliriz denmiş mesela. Bir telefonla olabiliyorsun abi. Eğer bizi izliyorsan 0553 524 97 93. Adil abi ben sana ulaşım bizzat üye Ha. yaparım seni. Tamam. Fatma Yazgan Kayır hayırlı başarılar diliyorum hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler Fatma abla. Gençlik Federasyonu ile alakalı Yunus Emre Aydoğan demiş ki en azından gençler birbirini tanır kaynaşır demiş. Güzel. O projenizi hayata inşallah geçecek bir altyapı çalışması yapıp çatı derneklerimize sunacağız onu. Ömer Metin, sevgili Ozan abi sizleri keyifle izliyor. Başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm Mesudiyeli hemşerilerimizi Ordu Mesudiye gazetemize abone olmaya davet ediyorum. Ömer Metin demiş. Teşekkür ediyorum Ömer'im. Biz hep birlikte Mesudiye'yiz. Bizim tek sevdamız Mesudiye. Bayram Ekşi, Ozan kardeşim böyle genç kardeşlerimize fırsat verdiğin için teşekkür ederim demiş. Teşekkür ediyorum Bayram Can kardeşim benim. Hayırlı işlerin olsun. Bol kralcılardır. Bayram'ın da kardeşler Ümraniye'de otoservisi var. Kazım, İnkılap Mahallesi pardon. İnkılaptaydı. İnkılap Mahallesi'nde. Bütün yaz kış bakımlarınızı Bayram Oto'ya Kendi insanımıza sahip kendi çıkalım. insanımıza sahip Evet, çıkalım. sahip Ya, çıkalım. kendi insanımıza gidelim. Yani 3 liraysa 2 lira ya da bir, en azından bir yardımcı olur. Kendi insanımıza gidin. Bakkala gidiyorsanız kendi insanımıza, işte ne bileyim, tamirciye gidiyorsanız kendi tamircimize, berbere gidiyorsanız kendi berberimize. Yani onun Evet, için kendi insanımıza sahip çıkalım. hep birlikte Mesudiye olalım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tutup da tabii insanlar hoşgörü, güler yüzün olduğu yere giderler. Ama dediğimiz gibi bizim Mesudiyemizin zaten sıcak kanlı. Onun için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Destekleri için, yardımları için. Gazetemize abone dediğiniz gibi bir telefonla abone olabilirsiniz. Anında olabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi tüm dünyadaki Mesudiyelere ulaşmak için eğer şu anda elinizde tabii ki telefonunuz ya da laptopunuz varsa YouTube üzerinden Ozan Aydoğan Mesudiye burada kanalımıza abone olmanız. Mesudiye'nin desteğiniz, sevginiz aboneniz olsun diyoruz. Her şey Amin. sizin için. Bizim de tabii ki bir televizyon kanalımız olsaydı daha Keşke, farklı olurdu. keşke. İnşallah Cenab-ı Allah o günleri de bize yaşatır. İnşallah. Şimdi dediğimiz gibi Kemal'in projelerini anlattı. Bizlerin de projeleri var. Çoğu sürpriz olsun diyeyim. Sürprizlerle Ben de kısa anlattım bak gibi aynen dardı yani. aynen Kısa aynen. anlattım. O anlamda her şeyin en güzeli sizler için Çok olsun. mesaj var abi. Aynen Okuyalım mı? okuruz. Ona Okuyalım göre mı? çünkü Tamam. Süremiz süremiz daralıyor. de daralıyor. Ya gerçi daralmıyor ama işte herkesin kendine göre ihtiyacı var. Tabii ki Kemal'im de işinden dolayı şimdi buradan kalkacak. Yine görevin Ya başına gidecek. Kolileri, şeyleri evet onları bekliyor. yasak olduğundan dolayı Yasak. bu akşam 12'ye kadar Tekrar dağıtacak. dağıt. Abi Mesajlarını valla oku ona göre. Yusuf Bal kardeşim adamın dimi Kemal başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Bütün güzle, bütün Mesudiye, tüm dünyaya canlı yayını seyretmek, tüm Mesudiyelere ulaşmak istiyorsak YouTube kanalından Ozan Aydoğan Mesudiye burada kanalımıza abone olmanız. Yeliz Mengükaya bence de görüşü bırakalım. Mesudiyeli olsun yeter ki Kemal ileride kesinlikle Çekmeköy Belediye Başkanı olmalı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler yaz inşallah. Her şeyin en güzeli sizler için olsun. Sağlıklı günlerde kalın. Bütün kurallara riayet edin. Ne olur Mesudiyelilerden acı haber almayalım. Gerçi iki tane aldık. Bu Allah rahmet ağır. eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. Dediğimiz gibi her şeyin en güzeli sizler için olsun. Siz her şeyin en güzeline Ozan layıksınız. abim unutmayalım. İsa Başarsan Ha abimizi de onu. unutmayalım. Onu Yani unutmayalım. geçen hafta İsa abimizi Sözer Köşk Çay abimizdi. Değerli bir abim. Mesudiyemiz değerlerindendi Kemal'im Evet. o da. Evet. İnanılmaz Türkiye'li bir ilkeye imza attı. Belki de dünyada diyebilirim. Zaten çay işi yapıyordu. Biyoenerji Teknik Üniversitesi Cerrahpaşa'da hocalarla beraber bir çalışma içine girerek şeker, tansiyon ve koronavirüse karşı bağımlılık bağışıklık güçlendirme çayı çıkarttı. Yaklaşık 9 bitki özüyle birlikte. İnanır mısınız arkadaşlar şu anda tanıtım fiyatına 1,5 lira bir bardak Çok çay, uygun, çok bir uygun. demlik fiyatı. Yani içinde 30 tane oluyor demlik çayın. Yani 45 liraya geliyor. Kargo da var bildiğim Kargo kadarıyla. da tabii direkt evlere kadar kargo ulaştırıyor. Onlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bağışıklık çayı, tansiyon, şeker,
Rahatlıkla çoluğunuzu çocuğunuzu içirebileceğiniz bir şeyi buldu. Evet. Büyük bir değerimiz Mesudiye için. Şu anda devlete sunacaklar o projeyi büyük ihtimalle. Şu anda da tanıtım fiyatına Kemal'im bir demlik çayı bir bardak fiyatına veriyorlar. Bizlerden de ulaşıp o bağışıklık İlk ben alayım abim o zaman bu çayından. Teşekkür yayında ederim. Kemal'e de gazetemize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. abonemiz de yine yeniledi bugün. İsabinde çay olayından da onun da şeyden ona da destek oldu. Bizler de her zaman Kemal'im sizlerin yanındayız. Bir basın olarak, bir abin olarak, bir büyüğün olarak. Dediğimiz gibi bizlerin 24 saat telefonu açık. Her şey sizler için. Biz sizlerle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Kemal'im son sözlerin varsa alayım. Sizlere ilk önce çok teşekkür ediyorum Ozan'a. Bana bu yayına layık gördüğünüz için. Gerçekten gençlerin elinden tutuyorsunuz. Gençlere öncülük ediyorsunuz. Ülkemizin bulunduğu bu durumdan dolayı da herkes sağlığına çok dikkat etsin. Evlerimizden çıkmayalım. İnşallah bunu en yakın zamanda atlatmak dileğiyle diyelim. Kurallara uyarak devletimizin yanında olalım. Kurallarımıza uyalım ve en yakın zamanda mesudiyemize kavuşalım. Aynen. İnşallah. Hep birlikte Mesudiye'yiz. Mesudiye evinde kal. Diyelim ve Her şeyin en güzeli sizler için olsun diyoruz. Şimdilik hayırlı akşamlar. Yeni bir Mesudiye'mizin direğinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.